Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Surat-ı Mekke 10. sefir 61. kısım. Hasıl içinde vasıl. Çocuğun haccı. Bazı bilginler bunun caiz olduğunu söylemişken bir kısmı caiz olmadığı görüşündedir. Caiz görenler hem dince hem hakikat bakımından bu konuda haklıdır. Çünkü şeriat çocuğun hac yapabileceğini onaylamıştır. Bir başkası adına hac yapmak mümkün iken doğrudan doğruya hac yapan çocuk için bu imkanın olması her bakımdan daha yerindedir. Allah izin verirse hacda vekillik konusu daha sonra gelecektir. Küçük çocuk ve bebek için İslam nerededir? Acaba gerçekten de bebek zahir ehlinin dediği gibi anne ve babası nedeniyle dolaylı olarak Müslümandır? Bize göre çocuk hem asıl bakımından hem anne ve babası nedeniyle dolaylı olarak Müslümandır. Öyleyse İslam küçük hakkında iki, büyük hakkında bir yolla sabittir ki o da asalet yoluyla Müslümanlıktır. Bu yoruma göre iman bebekte daha sabittir. Çünkü bebek iman fıtratı üzerinde doğmuştur. Fıtrat bebeğin Allah'ın kulları üzerindeki Rablığın onaylamaktır. Rablığını onaylamaktır. Allah Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp kendilerini tanık tutarak şöyle demişti. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine tanık tutarak sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Onlar da evet diye cevap vermişlerdir. Düşünemiyor olsalardı bu hitaba mazhar olmayacakları gibi cevap da veremezlerdi. Dünnun el-Mısri şöyle demiştir. Sanki o hitap şimdi de kulağımdadır. Zürriyeti bu kabulden çıkartan ve onun doğruluğundan uzaklaştıran herhangi bir nedenin meydana geldiği aktarılmamıştır. Bir çocuk doğduğunda bu ilk fıtrata göre doğar. Tanrının Rablığını kabul edicidir. Öyleyse her çocuk asalet bakımından mümindir. Ardından anne ve babasının inancı dünyevi işlerde onu etkisi altına alır. Allah-u Teala iman edenler ve imanda zürriyetlerine uyanları zürriyetlerine kattık buyurur. Burada iman derken fıtrat imanını kasteder. Böylelikle bebekler iman eden anne ve babalarına varis olmuş, öldüklerinde namazları kılınmış, İslam'ın bütün hükümleri kendilerinde uygulanmıştır. Bununla birlikte onlar tek bir cümle bilemeyecek durumdaydılar. Sonra Allah şöyle buyurur. Onların amellerinden hiçbir şey zayi etmedik. Ayetin anlamı şudur. Biz onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Burada Allah ameli küçüklere tamlama yapmıştır. Kastedilen ise onların evet demeleridir. Bu söz yetkin bir şekilde onlar adına geride kalmış ve kendilerine bu ilk onayın dışına çıkartacak herhangi bir davranış ortaya çıkmadığı için hiçbir şey bu sözlerini eksiltmemiştir. Halbuki yetişkin ve akıllılara böyle davranışlar ilişebilir. Böyle bir davranış ortaya çıktığı ölçüde de onların davranışı eksilir. Allah ise onların eksik bıraktığı ölçüde kendilerini eksiltir. Öyleyse bebeğin imanı hiç kuşkusuz büyükten daha tam olduğu gibi haccı da büyüğün haccından daha yetkindir. Çünkü bebeğin haccı fıtraten yapılan haccıdır. Bebek gerçekten de durum öyle olduğu gibi çünkü bütün fiiller Allah'ındır. Davranışlarında edilgin olsa bile fiillerini doğrudan yerine getirir. Bir çocuğun haccı hakikate ve dine göre her yönden geçerlidir. Çocuk hiç kuşkusuz doğrudan yapandır. Aynı zamanda çocuk büyüğün geçerli saydığı bir akla sahip olmadığı gibi Müslümanlığını söyleyebilecek veya ona inanabilecek veya bilebilecek bir durumda da değildir. Burada şekilcilerin terimsel olarak bildikleri inanç ve bilgiyi kastediyoruz. Bütün bunlar süt emen bir çocukta bulunmaz. Edilgin olduğu halde bebek bir davranış yapabilir ve şari haccı kendisine izafe eder. Çocuk edilgin istidadıyla haccın bütün davranışlarını yerine getirebilir. Bu durumda çocuk amelin gerçekleştiği bir konumdadır. Bebek tıpkı bir bineklinin hayvanıyla Arafat'ta durdurulup vakfe yapması gibi Arafat'ta durdurulup vakfe yapabilir ve vakfe kendisine nispet edilir. Binekli binek üzerinde tavaf eder. Safa ve Merve arasında koşar. Bütün bu durumlarda koşan, tavaf eden ve vakfe yapan insan değil binektir. Bu davranışlar ise doğrudan binene nispet edilir ve o haccın fiillerini doğrudan yapan kişidir. Küçük bir bebek de tavaf eder, koşar ve vakfe yapar. Bu durumda çocuk haccın fiillerini yerine getirmiş sayılır. Şu halde çocuk belirttiğimiz yönden istidat sahibidir. Bu istidat
kendisine yaptırılan şeyi kabul ediciliktir. Aynı şekilde binek üzerindeki büyük de bineğinin yaptırdığı durmak, hareket etmek gibi fiilleri kabul eder. Fakat bu fiiller bineğe değil, kendisine nispet edilir. Burada asıl hükme göre iş gerçekleşir. O ilahi asıl ise fiil ve davranışların kullara nispet edilmesidir. Bunların yaratılması ise gerçekte Allah'a aittir. Kullar bu fiillerin ortaya çıktığı yerlerdir. Fasıl içinde vasıl, güç yetirme. Bazı bilginler yiyecek ve binek derken, bazı bilginler yürüme imkanı olduğunda bineği şart görmemiştir. Aynı şekilde kafilede istenilerek bile olsa kazanılma imkanı varken yiyecek de şart görülmemiştir. Binek bedenin kendisidir çünkü beden ruhun bineğidir. Bu ruh nefse üflenmiş insan hakikatidir. Ruhtan bu beden vasıtasıyla namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, kötülüğü ortadan kaldırmak ve zikretmek gibi Allah'a ve ebedi mutluluğa ulaştıran kimi ameller ortaya çıkar. Beden bunlara girişen, ruh ise beden vasıtasıyla onları yapandır. Öyleyse bu şekildeki özel bir amelde bineğin şart koşulması bir gerekliliktir. İbn Arabi, besin anlamındaki zat ile artış ve fazlalık anlamındaki ziyadelik arasındaki ilişkiden hareket etmektedir. Besine gelirsek, bazı bilginler ondan fazlalığı dikkate almıştır. Besin, varlığıyla bu fiillerin gerçekleşmesini sağlayan gücün kaynağı olan beslenme aracıdır. Bu gücü sağlayan her neyse besindir. Bu besin özü gereği gücü sağlayabileceği gibi buna vesile de olabilir. Burada artış anlamı Allah'ın besin de perdeyi arttırmış olmasıdır. Bu nedenle güç elde edişinde nefs besinle ilgilidir ve bulunduğunda dinginleşmiş, mutmain olmuş, bu sayede Allah'tan perdelenmiştir. Nefs bu perde bulunduğunda mutludur. Çünkü nefs besin sayesinde dinginleşebilir. Çünkü hareket iç ve dış bakımından yorucudur. Besin bulunmadığında ise insanın içi kargaşaya düşer, doğası ve nefsi bakımından zorda kalır, besin diye isimlendirilen sebebin yoksunluğunda sıkıntıda kalır, dinginliği ve itminan ortadan kalkar. Öyleyse insanı dinginleştiren her şey besindir. Besin, Hakk'ın bilfiil var ettiği şeriatın ise hüküm bakımından onayladığı bir perdedir. Öyleyse onun esası sağlamdır. Bu nedenle sebeplerin etkisi onlardan soyutlanmak daha güçlüdür. Sebeplerden soyutlanmak hikmete, onlara bel bağlamak ise bilgiye aykırıdır. İnsanın sebepleri kabul edip onlara göre davranması fakat onlara bel bağlamaması gerekir. Sağlamadan budur. Fakat sebeplerin etki edemeyeceği şekilde böyle güçlü bir makamın bir adam adına gerçekleşmesi, denenme ve alışılagelmiş sebeplerden soyutlanıp onları dışından atmadan ve göz ardı etmeden sonra mümkün olabilir. Bir insan için bu ilk durum gerçekleştiğinde sebeplerin etkin olmadığı diğer güce geçer. Bundan önce ise kulun bunu dile getirmesi kabul edilmez. İşte zevk bilgisi ve hali budur. Kendisine sıkıntı ve dinginsizlik bulan bir bilginin ilmi, amaçlanan ve hakkında konuşulan bilgi değildir. Öyle bir bilgi muteber değildir. Onu iyice incelediğinde onun ne bir bilgi ve ne de bir inanç olduğunu görürsün. Bu nedenle onun herhangi bir etkisi veya zevk ve hal bilgisinden meydana gelmiş bu güçte bir etkisi yoktur. Nefsin hastalığı budur. Açlık, yorgunluk gibi maddi acıların varlığını hissetmek ise insana zarar vermez. Çünkü bu doğanın gereği olan bir davranıştır. Nefsin bu konuda bir gayreti olmadığı gibi bunlar nefsani bir acı da değildir. Asıl içinde vasıl. Yapma imkanı olmayanın vekil edinmesi. Bazı bilginler vekil edinmenin zorunlu olduğunu belirtmişken, bazı bilginler doğrudan yapma imkanı yokken bile vekil edinmenin gerekmediği görüşündedir. Bize göre velisi için güç yetiremeyen kimsenin veya zengin ise parayla yerine adam tutabilecek kimsenin adam tutması gerekir. Allah izin verirse bu meselenin ayrıntıları daha sonra ele alınacaktır. Bilmelisin ki vekillik geçerli bir iştir. Çünkü Allah kendisini öven kulu duydu demiştir. Burada kul Allah'ın yerini almıştır. Bir ayette ise Allah'ın kelamını duyması için onu komşu edin der. Burada peygamber sözü doğrudan bir söylese bile Hakk'ın yerini almıştır. Allah vekillik hakkında şöyle der. Ey Davut, seni yeryüzünde halife yaptık. Genel hakkında ise şöyle der. Sizi halife yaptığımız şeylerden infak ediniz. Halife yapılmak
bir tür vekilliktir. Çünkü mal Allah'a ait iken malı kullanmak seni vekil ettiği tarzda sana aittir. Bütün bunlar kulun eşyada Allah'ın vekili olmasıdır. Hak da kuluna vekil olabilir. Örnek olarak Allah'ın İsrailoğullarına söylediği "Benden başka vekil edinmeyin" ayetiyle emir kipinde söylediği "Allah ondan başka ilah yoktur, onu vekil edin" ayetlerini verebiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine hitap ederken "Allah'ım sen yolculukta arkadaş, ailede vekilsin" demişti. Vekillik, vekil olunan işte, vekil bırakanın yerini almaktır. Allah senin bir şeye sahip olduğunu ifade etmiş, ardından vekillik yoluyla onu vekil edinmeni senden istemiştir. Öyleyse her bakımdan vekillik meşru bir davranıştır. Acaba hakikat yönünden vekillik olabilir mi, olamaz mı? Bazılarımız hakikat bakımından vekilliğin olabileceğini düşünür. Çünkü mallar bizim için yaratıldı. Allah'ın onlara bir ihtiyacı olmadığı için mallar gerçekte bizimdir. Sonra hakkı o mallarda kendi adımıza kullanması için vekil yaptık. Biliriz ki o bizim yararımızı bizden çok daha iyi bilmektedir. Böylece hak kendisini vekil edinene bir yararın dönmesini sağlayacak hikmete göre mallarımızda tasarruf eder. Söz gelişi hak kendisini vekil edinen birinin malını boğarak veya yakarak veya yere batırarak veya dilediği bir ticaret yoluyla yok eder ve bu sayede insan ahiret hayatında daha fazlasını kazanır. Halbuki görünüşte bunun bir yok oluş olduğu söylenir. Gerçekte ise böyle değildir. Bilakis o zaman koşuluyla yapılmış bir ticarettir. Böyle bir ticaret zarar ticareti diye isimlendirilse bile kazancı büyüktür. İşte bu müvekkilin değil, vekilin bildiği bir husustur. Vekil, kişinin malını o konudaki bilgisinin gerektirdiği bir yarar için saklar. İçimizden bazıları ise Allah'ı vekil edinir. Vekil edindikleri Allah ise yararı bilen vekilin belirlediği tarzda kullanmak üzere vekil edineni halife atar. Bu durumda müvekkil kişi vekilinin vekili haline gelir. Bu ise tasarrufunda meşru emri aşmayan kişinin durumudur. Mal böyle bir insana ait olsa bile o konuda tasarruf vekilinin hükmüne bağlıdır. Bu da tuhaf bir bakıştır. İçimizden bazıları ise şöyle demiştir: hakikat bakımından vekillik geçersizdir çünkü Allah eşyayı, ki mal bir eşyadır, kendisini tesbih etsin diye kendisi adına yaratmıştır. Dolaylı olarak da biz onlardan yararlanırız. Bu nedenle Allah her şey onun övgüsünü tesbih eder buyurur. Allah eşyayı bizim için değil, kendisi için yarattığına göre bizim herhangi bir işte onu vekil edinmemiz söz konusu değildir. Fakat biz eşyada Allah'ın vekilleriyiz. Allah bize eşyada bir takım sınırlar belirlemiş, biz de belirlendiği şekilde onları kullanırız. Belirlenende bir eksiklik veya ona ekleme yaparsak cezalandırılırız. Mallar bizim olsaydı serbest hareket ederdik. Halbuki iş öyle değildir. Aksine mallardaki kullanımımız sınırlanmıştır. Öyleyse söz konusu olan bize bırakılmış bir vekile değil, bilakis mal sahibi tarafından belirli şekillerle sınırlandırılmış bir vekilliktir. Mal sahibi ise bizi vekil yapan haktır. Her durumda vekillik ya Allah'tan veya bizim tarafımızdan gerçekleşmiştir. Hangi taraftan olursa olsun vekillik vardır. 61. kısım sona erdi, onu 62. kısım takip edecektir.